Mutlu akşamlar sayın izleyiciler. Gündem özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yine gündeme dair özel konuları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Sayın Doktor Özlem Gürkut bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin herhangi bir birlik değil, yasayla kurulmuş bir kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu, bu sebeple de çalışmalarınızda da tabii ki kamu yararının ve kamusal niteliğinin ağır bastığını hepimiz de biliyoruz. Bunu sürekli zaten vurguluyoruz da bugün sizinle tabii gündemlerinizi, aldığınız konuları, çalışmalarınızı, hedeflerinizi geniş bir şekilde konuşacağız. Sağlık önemlidir biliyoruz her zaman. Hep sorun mu vardır bu sağlıkta? Hep tartışılır. Hiç mi bitmez bu sağlık sorunları deriz ama Tabipler Birliği'nde yeni bir dönem var. Yeni yönetimin bu dönemdeki hedeflerini aslında birçok programda konuşmuşsunuzdur. Bugün biz yine soracağız size. Şu anda yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? En fazla şu anda hangi konular üzerinde çalışıyorsunuz? Buyurun böyle sizden dinleyelim. Teşekkür ederim tekrar. Tabipler Birliği tabii ki bir meslek kuruluşu. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi 1976'da yasal bir boyut kazandı varlığı ve bir kamu kurumu niteliğinde. Ama hekimlik zaten böyle olmasa da toplumsal yanı, insani yanı çok güçlü bir meslek. Dolayısıyla da sağlıkla ilgilenip de mevzunuz insan yaşamı ve sağlık olup da toplumsal olaylarla, insan sağlığını etkileyen diğer etmenlerle, toplumun sağlığını etkileyen diğer şeylerle ilgilenmemeniz mümkün değil. Dolayısıyla hem yasamızdan hem mesleğimizin özelliğinden kaynaklanarak toplumumuzun sağlığını, hatta toplumumuzun ruh halini ve her türlü sorununu aslında uğraş alanlarımız içinde görüyoruz. Sadece meslektaşlarımızın mesleki kazanımları, eğitimi, meslek icra etmeleri, mesleğin onuru değil hedeflerimiz. Onun yanı sıra özellikle ülkemizde son zamanlarda eksikliğini iyice hissettiğimiz koruyucu sağlık hizmetlerinin kurumsallaşması, yaşam bulması için özellikle bir ağırlık vereceğiz bu dönemde bu çalışmalara. Her zaman yaptığımız gibi yine çevrenin sağlığına, insanın, çünkü birçok kronik hastalığın içinde yaşadığımız çevre, maruz kaldığımız çevresel etmenler nedeniyle olduğunu bildiğimiz için insan sağlığını etkileyen her türlü olumsuzluğun düzelmesi için bizler Tabipler Birliği olarak çözümün parçası olmaya çalışacağız. Çözüm yolları üretip, gerekli araştırmaları yapıp, meslek sadece yönetime seçilmiş kişiler değil ama 1000'in üzerindeki, 1100'ü geçen üye sayımızla hekimlerin potansiyelini, toplumun sağlığının daha iyiye gitmesi için, sağlık sisteminin de iyileşmesi ve kurumsallaşması için, ama en ön planda da iyi halin, sağlık halinin korunması için çalışmalarımızı sürdürme hedefindeyiz. Bu amaçla her zamankinden farklı olarak bu dönemki görev dağılımımızda koruyucu hekimlik ve halk sağlığı sorumluluğumuzu da belirledik her zamankinin dışında. Ve bu arkadaş, bir tanesi primer görevi olmak üzere birkaç arkadaşımız bu konularla ilgileniyor. Ve en fazla dünyada ve ülkemizde de kronik hastalıklara sebep olan hipertansiyon gibi, diyabet gibi, kalp hastalıkları gibi, kanser gibi, enfeksiyon hastalıkları, aşılar, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği gibi konularda üyelerimizin genelinden bu konularda uzmanlığı olan, kamuda ve özelde çalışan tüm meslektaşlarımızdan oluşan çalışma gruplarını oluşturup bunların bilimsel yöntemlerle izlenmesi gereken yol haritaları, yapmamız gerekenler, biz hekimler olarak yapmamız gerekenler, toplumumuza vermemiz gereken eğitimler, oluşturmamız gereken farkındalık. Ülkemizde devletin yani hükümetlerin, Sağlık Bakanlığı'nın veyahut ilgili bakanlıkların alması gereken önlemler, bir de bireysel olarak kişilerin yapması gereken koruyucu uygulamaların neler olduğunu belirleyip bunların yaşam bulması için hızlı bir şekilde çalışmaya başladık biliyorsunuz. Talihsiz bir olay yaşandı. Bir sel felakete dönüştü.
Bu konuda da Tabipler Birliği olarak biz üzerimize düşen görev neler, neler yapabilirdik, neler yapmamız lazım? Sağlık açısından hekimlerin yapması gereken, Sağlık Bakanlığı'nın yapması gereken, bireylerin alması gereken önlemler nelerdi diye bir çalışma yaptık hızlıca. Ve bu dosyamızı kriz masasının başı olan Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hasan Alice'ye sunduk. O da sağ olsun hemen anında daha biz yanındayken ilgili olduğunu düşündüğü İçişleri Bakanlığı aracılığıyla belediyelere ve kaymakamlıklara ve Sağlık Bakanlığı'na dosyamızı iletti. Dolayısıyla da umarım ki bir daha yaşanmaz ama böylesi bir olayın tekrar yaşanması durumunda ne yapmamız tedbirlerimizi de almamız hem kısa dönem o anda o yaşanan şimdi bu son yaşadığımız selle ilgili neler yapmamız gerektiği hem de daha uzun dönemde yapılması gerekenleri içeriyordu dosya. Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Olası bir kriz her ne olursa olsun yani bir sel, bir yangın, bir sağlığı ilgilendiren bir şey veyahut ne bileyim daha başka toplumu sarsan tek bir münferit olay ama bizi çok derinden etkileyen olaylar yaşadık geçmişimizde. İşte çok üzücü şeyler yaşandı. Bir anne çocuğunu mesela öldürmüştü hatırlarsanız. Veyahut çocuklarımız trafik kazasında daha yolunda ölmüşlerdi. Bu gibi bütün toplumu sarsan ruh halini durumlarda yine müdahale edecek olayın topluma yansıtılmasını, yetkililerin nasıl davranması gerektiğini, ailelere, yakınlara ya da olayı yaşayanlara nasıl destek verilmesini belirleyecek bir böyle kriz olaylarına müdahale timi diyebileceğimiz bir birimin sadece hekimlerden değil ama sosyal hizmet uzmanları, psikologlar gibi ülkemizde ilgili diğer meslektaşlar, yani meslek örgütleriyle de işbirliği şeklinde bir birim oluşturabilir miyiz diye de bir çalışma hemen başlattık. Dolayısıyla bu tür olaylarda sağlıkçılar olarak hazır mı şimdi peki bu oluşturduğunuz birim? Eksiklikler de var deniliyor. Tabii önce biz bu birimin kendisinin paydaşlarının eğitilmesi ve olası ihtiyaç hallerinde kimin ne yapacağının önceden bilinmesi yani sivil savunma şeyi gibi tatbikatı gibi önceden kimin hangi görevde olduğu bilinecek ve mesela bir 5 kişinin müdahale edeceği bir olaysa 5 kişi ama işte çok daha geniş bir olaysa da işte 100 kişiye ihtiyaç varsa bunun hangi kişiler aracılığıyla genişleyeceğini de önceden planlanmış olması için ön çalışmamızı başlattık hızla. Bu anlamda da bizler de kendimizi hazır etmeye, eğitmeye, organize olmaya hemen başladık. Evet. Halk olarak biraz paniğiz aslında. Şimdi çok yeni bir şeyi burada söylemek istiyorum. İşte siz hazırsınız dediniz ama toplum olarak birazcık bilinçsiziz. Biraz bilgi kirliliği etraflarda dönüyor. Şimdi Mausa'da biliyorsunuz bir uyuz hastalığı öğrencilerde böyle bir olay çıktı. Yarın çocuğumuzu okula göndermeyelim. Lefkoşa bölgesinden, Girne bölgesinden kendi arkadaşlarımdan duyduklarım hemen beni arıyorlar. Bu haberler doğru mu diye. Lefkoşa'da kalan bir arkadaşım ben çocuğumu yarın okula götürmeyeceğim diyorlar. Yani bir panik yaşıyor aslında toplum artık ya da alıştık mı acaba felaket duyunca farklı olaylar içerisine giriyoruz biraz. Belki bizim yani toplumsal yapımızla ilgili her gün bir şey yaşıyor bu ülke. Biraz da tatmin edici, yeterli, bilgilendirici, belki açıklamalar eksik kalıyor. Bu konuyu birazcık isterseniz ben dünden beridir işte bu bir salgın değildir, paniğe gerek yok şeklinde mümkün olan herkese ulaşmaya çalıştım ama benim ulaştıklarımda lütfen bunu çok haberleştirmeyin de dedim. Değil mi? Gazeteci arkadaşlara ama benim söylediklerimi de haberleştirdiler sonra. Şöyle uyuz öyle grip gibi ne bileyim damlacık enfeksiyonuyla havayla aynı odada durmakla falan bulaşan bir şey değil. Dolayısıyla Mausa'da bir okulda hem de aynı aileden üstelik bir grup öğrenci de çıkmış olması bunun bir salgın olduğu anlamına gelmez. Bu konuda çok ayrıntılı bilgiler aldım size gelirken son bugün olan gelişmelerle ilgili. Şöyle ki uyuz bir parazit hastalığı aslında
4 bulaştıktan sonra kişiden kişiye, yani insandan insana bulaşabiliyor, doğadan insana bulaşabiliyor ama hayvandan insana geçiş yok. Hayvanlarda da uyuz var ama o başka bir hastalık. Ama yine görülen bir hastalık değil mi? Yani zaman evet, zaman görülen, yani evet, görülüyor, çocuklarda. Zaten görülüyor. Bu uyuz hastalığı zaten var. Şimdi salgın demek için bu mevsimde normalde görülmesi gereken, beklediğimiz daha önceki yıllarda, aylarda görülenden çok daha fazlasını görmeniz gerekir ki bir salgından bahsedesiniz. Nüfusumuz zaten artıyor. Dolayısıyla hastalık sayılarında belki geçtiğimiz yıla bir artış vardır ama ona bakarsanız işte kanser sayımızda da artış var, kalp hastalığı sayımızda da artış var, diyabetli kişi hasta sayımızda da artış var. Önemli olan bu nüfusa paralel yine aynı oranda gördüğümüz hastalık sayısı değil, beklediğimiz oranın üstünde bir hastalık görülmesi. Öyle bir durum yok. Bu saptanmış olan vakalar, uyuz vakaları Mausa'daki beraber yaşayan, aynı aileden olan insanlar, uyuz çok sıkı temasla bulaşıyor. Böyle yan yana durdunuz diye de bulaşmıyor. 15 dakika boyunca sarılmış olmak, işte aynı çarşafları, aynı yatağı kullanmış olmak, belki aynı sırada işte saatlerce oturup ders yapmış olmak. Evet, aynı sınıfta başka insanlara geçişi olabilir ama mesela bir sınıfta var diye öbür sınıfa sıçrayacak diye bir şey yok. İşte o sınıfta, işte o sınıfın olduğu okulda başka işte öğretmenler odasında da olacak diye bir şey yok mesela. Ama eğer hapşurursa sınıfta bir arkadaşına giderse mutlaka olma ihtimali. Hayır, yok. Hapşurukla da olmuyor. Olmuyor. Çünkü o zaman, hapşurmakla tamam. Olacak bir şey değil. Grip gibi sizin hava yollarınızda değil bu. Bu cilde yerleşen bir şey. Dolayısıyla sizdeki parazitin diğerine direkt geçmesi lazım. Onun için o kadar da fazla kolay, abartılmasın o kadar o zaman da kolay bulaşmıyor. Yani işte göndermeyelim bugün çocuğumuzu da koruyalım diye bir şey de yok. Üstelik uyuzun bulaştıktan sonra 4-6 haftalık bir kuluçka süresi var. Yani şimdi bulaşmış olan belki varsa da daha sonra 4-6 hafta sonra kliniğe ortaya çıkacak. Onun için bu kadar paniklemeye gerek yok. Bugün de yapılan taramalar devam etti. Arkadaşlar, devlet hastanesindeki cildiye uzman arkadaşlarım çeşitli taramalar yaptılar. Oralarda da yeni vaka tespit etmediklerini de öğrendim. Paniğe gerek yok. Çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakmaya da gerek yok. İçiniz rahat olsun. O sınıf içinde zaten bakanlığımız tedbir aldı. O sınıftaki olan bir hastalıktı diyelim. Buradan aman çok korkulacak, ölümcül bir hastalık değil. Adı biraz korkunçtur aslında ama dikkat etmekte de yarar vardır. Paniğe neden şeyi olmasın? Şeyi de belirtelim. Temizlikle ilgisi yok bu hastalığında. Yani aman kirli insanlarda oldu da temizlerde olmadı. Öyle bir şey değil bu. Onun için hani onun da bir göstergesi değil. Ama panik yapmaya gerek yok. Varsa eğer bir sıkıntı, bir şikayette hekime gitmek lazım. Tedavisi de olan bir hastalık zaten. Evet. Toplum olarak biraz önce de dediğimiz gibi maalesef kötü olaylara alıştık. Sizin de biraz önce dediğiniz gibi ülkede yaşanan su baskınları, sel felaketleri sonrasında yağmurdan korkar olduk. Maalesef 4 gencimizi kaybettik. Kim derdi ki bir sel felaketinden 4 gencimizi kaybedeceğiz diye. Tarifsiz bu üzüntümüz devam ediyor ama bu sel felaketinden sonra da Sağlık Bakanlığı'nın da sel bölgelerindeki şebeke sularının kullanılmaması uyarısında bulundu. Ben de bir Alsancaklı olarak inanın ki yıkanamıyoruz bile, korkuyoruz. Şimdi bununla ilgili veriler var mıdır? Nedir son durum? Bu suyu kullanabilir miyiz? Sizden dinleyelim bu yapmış olduğunuz araştırmalarda ve seller ne tür hastalıklar getiriyor? Bu konuyu da sizinle konuşmak istiyorum. Çok doğru soruları sordunuz. Evet. Ben şöyle bir tepki göstermiştim. Şimdi yaklaşık 10. 12. günde falan geldi bu açıklama bakanlıktan. Ben bakanlığın çeşitli bölgelerden, sadece sel bölgelerinden bile değil. Çünkü sudan bahsediyoruz. Yani su, özellikle yer altında gömülü olan
depoları, su depolarını, evlerin kullanım suyunu depoladıkları. Ki bunu da belirtelim. Lapta Alsancak bölgesi bazı kesimler hala daha kendi suyunu, çeşme suyunu kullanıyor. İçiyoruz yani biz eskiden evet. Öyle o şekilde alıştık evet. Ama bazıları o inancını hala daha da yitirmedi ve kullanıyor suların evet. Temiz sağlıklı olmasından dolayı. Şimdi oralara sel sularının temasıyla hem evlerin içine giren sel sularının evet. Bir çeşitli yarattığı mikropları sorunlar. Yayma ihtimali var, kimyasalları yayma ihtimali var. Hem de temiz su depoladığımız yerlere sızıntı olması ihtimali vardı. Ama çok yağmur yağdı ve aslında sel bölgesi diye söylediğimiz ve hepimizin aslında sel bölgesinden anladığı bu son dönemde Dikmen, Alsancak, Lapta gibi bölgelerin dışında da aslında Lefkoşa'da da bildiğiniz sular aktı. Dolayısıyla hani Sağlık Bakanlığı sel bölgelerinde suyu, şebeke sularını diş fırçalamaya, işte ağız çalkalamaya, işte yıkamaya kullanmayın demesinde uyarısından sonra evet. İnsanlar neyi anladı? Ben çok emin değilim. Ben de düşündüm yani dedim ki acaba halkımız kendisi mi karar verecek hangi bölgelerin sel bölgesi olduğunu? Şimdi bu açıklamadan sonra Mausa'daki iyi ben rahat kullanabilirim mi diyecek? Yoksa herkes öyle muallakta mı kalacak bu açıklama karşısında? Normalde beklediğimiz yapılması gereken bütün terminallerden, bölgelerden, çeşitli noktalardan, musluklardan akan şebeke suyunun tahlil edilmesi ve güvenli bölgelerin nereler olduğunu, tehlikeli bölgelerin, yani hastalık bulaşma riski olan kirlenmiş bölgelerin nereler olduğunun direkt açıklanması gerekiyordu. Ve o kirlenmiş bölgelerinde temizlenmesi için çalışma başlatılması gerekiyordu. Bizim beklediğimiz bu. Buydu. Hı-hı. Ama genel bir uyarı yapıldı. Yani bu uyarı yapıldı da peki ne zaman düzelecek bu uyarıdan sonra? Ne oldu peki bakanlık bundan sonra? Numune alıp nerelerin kirli olduğunu, nerelerin temiz olduğunu ve tekrar bir açıklama yaparak tamam tehlike geçti. Ya da hala var açıklaması ya da şu bölgeler kirlidir açıklaması yapacak mı bekliyoruz. Böyle bir bilimsel veri gelmedi arkasından bu uyarının. Selle birlikte tabii sel sırasında almamız gereken önlemler var. Bunu yine tekrardan yaşayabiliriz evet, değil mi? Evet, kış mevsimindeyiz ve altyapımız maalesef kuvvetli yağışlarda bu tür olayları yine yaşama ihtimalimiz olduğunu gösteriyor. Eğer yine böyle bir su baskınları, sel olayları olursa insanlarımızın yapması gereken şudur. Bir kere suyun içinde durmasınlar, terk etsinler. Yüksek yerlere çıksınlar. Arabaları su içinde kaldıysa mutlaka arabayı kilitleyip terk etsinler. Yüksek bir yerde dursunlar. Unutmayalım ki bir arabanın olduğu yerde 30 santim yükselirse eğer su 700 kiloluk bir itme gücü uyguluyor arabanın üzerine. Eğer 60 santim su yükselirse arabanın olduğu yerde çok rahatlıkla arabayı sürükleyip götürebiliyor sel suları. Onun için arabanın içindeysek ve ciddi su miktarı varsa olduğumuz yolda arabayı terk etmemiz lazım. Yüksek bir yere çıkmamız lazım, güvenli bir yere. Eğer olduğumuz yeri sular basmışsa, sel suları basmışsa bir alana giriyorsak kimyasal ve dediğimiz gibi biyolojik kirlenme olmuş olabilir. Sel sularının vücudumuza, derimize temas etmemesi için özen göstermemiz lazım. Evimizi bir depoyu, bir alanı girdiğimiz sel suları basmışsa oralarda gaz kaçağı, işte kimyasal bir kirlenme, havaya karışma olabilir. Kibrit çakarak, çakmak çakarak aydınlatmamamız lazım. El feneri kullanmamız lazım. Çünkü eğer bir patlayıcı madde salınmışsa ortama o bizim kibrit çakmamızla patlayabilir. Bilir, evet. En fazla da elektrik telleri korkutuyor evet, beni. Kopmuş elektrik telleri varsa onlara mutlaka dokunmamamız lazım, uzaklaşmamız lazım. Elektrikli aletleri sel durumunda kullanmamamız lazım. Bunun dışında da mevcut görülmekte olan yani o dönemde selin olduğu dönemde diyelim ki grip varsa şeyde ortamda yani halk arasında o grip sayısında artış olacaktır. Her ne hastalık varsa selden sonra onun sayısında artış olması beklenir ama onun dışında hepatit gibi hepatit A gibi efendime söyleyeyim işte
Kanalizasyon, nefoseptik çukurlarının sel sularına yükselip karışmasıyla insan dışkısından ya da hayvan dışkılarından da enterokoksik dediğimiz E. coli, Escherichia coli'nin suyla yayılması, bulaşması neticesi bu E. coli enfeksiyonlarında leptospiroz gibi, giardiyazis gibi bizim çeşitli mikrobik ajanların görülme riski artacaktır. Bunlar da ne yapacaktır? İshal, karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, renkli sarılık bu tür belirtileri olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ve başvuru sırasında da bir sel olayından olayı yaşandığını olduğu belirtmesi yerde gerekiyor. Belirtmesinde yarar var. Bu salgınların da sel olaylarından sonra yaklaşık 4. günden sonra ilk 3 günde çok beklemiyoruz. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi hastalıkların kuluçka dönemleri var. Ama 4. günden sonra bir artış olması bekleniyor. Bu tür salgınlar, hastalıklarda yayılma nedir, oldu mu peki gelen bilgiler arasında? Şimdi bu ben şahsen bir hekim arkadaşımdan bir Girne'de bir ilkokulda bir sınıfta 7-8 tane ishal olduğunu söylediler bana ama bu mevsim, çok ciddi bir bu mevsim ama bu mevsim zaten bu tür hastalıkların görülebileceği bir mevsim olduğu için yani bunun selle ilgili olup olmadığını bilemiyorum. Tabii toplam vakayı Sağlık Bakanlığımızın izlemesi lazım mutlaka. Bu konuda izleme yapması lazım. Sağlık kuruluşlarına başvuran enfeksiyon hastalıkları vakalar yönünden ve istatistik tutması lazım ve ilgiliyse eğer ona göre önlemleri artırmak lazım. Şimdi hal yasası geçmedi. Piyasadaki gıdaların denetlenmemesinden dolayı ben kendi bahçemden zebzemi, meyvemi yetiştirmeye çalışıyorum az çok. Şimdi bu sel felaketinden sonra ekmiş olduğum marullar ne olacak? Tüketelim mi, tüketmeyelim mi? Bunun gibi birçok vatandaş da eminim ki bunlarla karşı karşıyadır. Bu soruları bana da sordular. Ben de düşündüm. Yiyelim mi, yemeyelim mi? Ne olacak? Şimdi tabii yani hemen ekmiş o anda yememek lazım. Çünkü o suyun güvenirliğini bilmiyoruz. Ama belli bir zaman geçtikten sonra ve çok iyi temiz, emin olduğumuz temizliğinden temiz bir suyla zaten çiğ yiyeceğimiz marul gibi, nane gibi yani yeşil salata yapıp da pişirmeden yiyeceğimiz bütün meyve sebzeyi çok iyi yıkamamız lazım. Son durulama suyuna, temizliğine güvendiğimiz suyla yapmamız lazım. Gerekirse bekletmemiz lazım. Belki birkaç damla sirkeyle sirkeli suda bekletmek de faydalı olabilir. Çok ve mutlaka emin olmamız lazım. Şimdi temiz suya ulaşmak tabii sellerden sonra çok önemli bir şey. Yine sel sırasında da bilmediğimiz kaynağını, bilmediğimiz suları içmemek lazım, kullanmamak lazım. Önceden mümkünse depoladığımız, temiz olduğundan emin olduğumuz suları kullanmamız veyahut kapalı şişe suları kullanmamızı tavsiye ediyoruz. Meyve sebzelerde de dediğim gibi güvendiğimiz suyla yeterli miktarda ve sürede yıkadıktan sonra ancak kullanmak, kabuğu soyulabilir olanları mutlaka soyup da kullanmak, pişirilebilir olanları da pişirmekte fayda var. Şimdi yani şimdiye kadar da ciddi bir vaka yok sel sonrasından sonra. Normal bir ilkokulda 8-9 kişi dediniz çocuklarda. Yani onun da bununla ilgili olduğundan ben emin değilim ama bu istatistiği tabii ki bütün genel ihbarları Sağlık Bakanlığı'nın toplaması gerekiyor. Bizlere Tabipler Birliği olarak böyle bir bilgi gelmedi. Evet. Şimdi hükümetler sağlığa neden kısıtlı bir bütçe ayırmıyor, ayırıyor? Hep bir tartışma yaşanıyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Meclisi'nde de Sağlık Bakanlığı'nın 621.965.700 TL olarak öngörülen bütçesine oy birliği onay verildi. Birçok tartışmalar da yaşandı mecliste. Nedir hükümetler sağlığa neden bir türlü kısıtlı bir bütçe ayırıyor? Bu konuya nasıl bakarsınız Tabipler Birliği olarak? Bizim gibi bütçesi kısıtlı ülkelerde ve altyapı yatırımları tamamlanmamış ülkelerde tamamlanmamış ülkelerde sağlık bütçesi sadece hizmet sunumuna değil altyapıyı tamamlamaya da gittiği için
ve altyapı eksikliklerinden kaynaklanan hasta sevklerine de ciddi bir para gittiği için sorun yaşıyoruz bütçeyle ilgili. Ama zaten KKTC'nin bütçesi işte eğitimde de kısıtlı, sağlıkta da kısıtlı. Ama sağlık bütçesinde tam istediğimiz oranlara gelmese bile kısmi bir artış oldu bu son öngörülen bütçede. Umarım ve dilerim ki bu artış eksikliklerimizin hızla giderilmesi için kullanılacak ve hizmet olarak halkımıza sağlık hizmeti olarak yansıyabilecektir, dönebilecektir. Çünkü bizlerin en büyük eleştirisi sağlık, tıp çok teknolojik bir alandır. Hızla gelişmektedir. En hızla gelişen bilim dallarından birisidir tıp. Dolayısıyla bizim ülkemizde de hem nüfusumuzun artmasıyla oluşan hasta yükü karşısında yetersiz kalan altyapı, yatak sayımız, hekim sayımız, personel sayımızda olan açıklar var. Hem de cihaz eksiklerimiz ve bu teknolojik özellikli cihazları sağladığımız takdirde de yine bu teknolojik ve özellikli cihazları kullanmak için özel eğitimler almış personellere de ihtiyacımız artıyor. Dolayısıyla tıp geliştikçe bizim açığımızda personel anlamında da cihazlar altyapı anlamında da hızla artıyor. Çünkü bilginin globalleştiği bu dönemde biz hekimler olarak dünyanın her neresinde hastalarımızı iyileştirmek için keşfedilmiş iyi bir yöntem varsa anında haberdar oluyoruz. Bunu kendi hastalarımız için de uygulamak istiyoruz, talep ediyoruz. Dolayısıyla bundan işte 20-30 sene önceki gibi değil, bugün Amerika'da bir yöntem kullanılmaya başlanmışsa KKTC'deki hekimler de bunu hemen uygulamak ister, bu ilaçları talep eder, bu cihazları talep eder, bu yöntemleri öğrenip hastalarına uygulamak ister. O nedenle bakanlığın görevi altyapı eksikliklerini gidermek, bütün ülkenin, bahsediyorum sadece kamunun da değil, değil evet. Personel açığını hızla gidermek, işleyen ve insanlarımıza, toplumumuza ulaşabilir, kaliteli sağlık hizmeti olarak dönebilecek bir sistem geliştirmek, sistemi iyileştirmektir. Bakanlığımızın görevi yasal altyapıyı buna göre oluşturmak ve iyileştirmektir. Bu nedenle bu bütçedeki yetersiz de olsa bir nebze artışın bu alanlara kullanılacağını umut ediyorum, bunu talep ediyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde sayısı giderek artan kamudaki hastanelerin eksikliklerinden kaynaklanan ama hasta geldiğinde sizin ne bakanlık olarak, ne hastane olarak, ne hekimler olarak biz sizi tedavi edemeyiz, etmiyoruz. Siz işte başınızın çaresine bakın demek gibi bir lüksünüz yoktur. Anayasal bir haktır, sağlık hakkı. Dolayısıyla da eğer hastanenizde sizin yoksa olan yere sevk etmek ve bunu da karşılamak zorundasınız. Onun için sağlık bütçesinin çok ciddi bir miktarı, bir bölümü kendi elimizle yaptığımız sevklere ayrılmıştı geçtiğimiz dönemde. Umarım ki bu dönemde bu eksik alanlarımızdaki eksikliklerimiz hızla giderilir ve hastalarımızı kendimiz tedavi edebilir hale geliriz de bu bütçedeki bir belli miktar artışla daha verimli hizmet olarak insanlarımıza, toplumumuza dönebilir. Nedir en büyük eksikliklerimiz? Peki hastanedeki diyelim en çok hangi aletten şikayetçiyiz ki bu hastanede yoktur diye ya da ilaçlarda geleceğim ama önce hastanedeki en çok personel eksikliği etkiliyor. Şimdi cihaz olarak da eksikliklerimiz var ama şimdi şöyle söyleyeyim size. Yani biz burada 500 bin, 600 bin kişiysek bu 500-600 bin nüfusta iki tane görülecek vaka için kullanılacak bir cihazı Sağlık Bakanlığı'nın alıp da devlet hastanelerinde bulundurması zaten akılcı değil. Siz eğer iki tane vaka görülecekse onları sevk etmeniz çok mantıklı. Ama her gün görülen, her gün ihtiyaç duyulan, sıklıkla görülen hastalıklarda çok donanımlı olmak lazım. Yoğun bakımların eksik olması kabul edilemez. Acil servislerin personel, altyapı, cihaz eksikliği asla kabul edilemez. Çünkü orada saniyelerle yarışıyorsunuz. Hastayı böyle düşünüp de işte gerekli yere sevk etmek gibi bir şansınız yok.
Oralarda yaşam mücadelesi veriliyor. O yüzden bu kritik yerlerin mutlaka tamamlanması lazım. İlaç eksikliklerinin asla olmaması lazım. Temel hizmetlerin çok mükemmel bir şekilde verilebilir olması lazım hastanelerimizde. Sadece devlet sadece büyük hastanelerden bahsetmiyorum ama ayrıca sistemin, sağlık hizmetinin insanlarımızın yaşadığı yerlere kadar götürülmesi bakımından sağlık merkezlerimiz, sağlık ocaklarımızın da donanımlarının artırılması lazım. O yüzden bu hizmetin örgütlenmesinde, yayılmasında mutlaka organizasyonun geliştirilmesi lazım. Aşılar çok önemlidir ve ilk başta konuştuğumuz gibi koruyucu sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik hizmetleri çok çok önemlidir. Bütün dünyada görülen kronik hastalıklarda ki bir numarayı hala dünyada kalp ve damar hastalıkları ve iki numarayı da kanserler oluşturmaktadır. Dört tane davranış tipi aslında şeyi oluşturmakta. Majör risk faktörlerini oluşturmakta. Bunlar da tütün kullanımıdır, alkol kullanımıdır, hareketsiz yaşam tarzıdır ve sağlıksız diyettir. Bunun dışında da beşinci faktör enfeksiyon hastalıklarıdır. Enfeksiyon hastalıklarından kastımız da yani kronik hastalıklara dönüşebilen mesela B hepatit gibi, human papilloma virüs gibi ki rahim ağzı kanserinin sebebidir kadınlarda. Ve bunların hepsinin aşısı vardır ve siz eğer risk grubundaki insanlarınızı aşılarsanız bu hastalıkların tamamen önüne geçeceksiniz. %100 koruyacaksınız. Akciğer kanseri bütün dünyada her yıl 2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oluyor. Bizde de mi en fazla kanser? Bizde de akciğer kanseri şu anda bir numaraya yerleşmiş durumdadır ülkemizde de maalesef. Ve bütün dünyada da en kansere bağlı ölümlerde bir numara akciğer kanseridir ve bütün akciğer kanserlerinin %90'dan fazlası Muazzez Hanım sadece ve sadece tütün kullanımıyla ilgilidir. Dolayısıyla koruyucu sağlık hizmeti derken, koruyucu hekimlik derken ne kadar bakın bunu önemli sizin tütünle mücadelenizi tam anlamıyla yapmış olmanız %90 akciğer kanserinin sebebini ortadan kaldırmanız demek. Bu yüzden çok önemli. Evet, çok önemli. Şimdi aslında denetimlere de geleceğiz. Tütünle de ilgili sona bırakmıştım ama şimdi konu açılmışken şimdi tütünle mücadelede sigara denetimleri konusunda son aylarda da Sağlık Bakanlığı eleştiri dozajı yüksek. Bu aralar biliyorsunuz ben de kendi adıma konuşacak olursam gittiğim her yerde kapalı alanlarda halen daha sigara içiliyor. Yani neden bunun denetimi yapılmıyor? Bunun sebebi nedir? Neden bunun önüne geçemiyoruz? Nedir sıkıntı? Şimdi birkaç bence 2007'de çıktı bizim tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunma yasamız. Yasanın çıkarılması sırasındaki çalışmalara da aktif olarak katılmış birisiyim ben. Ve kendi uygulamakta olduğum hekimliğinde onkolojide çalışıyorum ben biliyorsunuz. Dolayısıyla kendi hastalarıma da baktığımda benim için çok özellikli bir alandır tütün mücadelesi. Birkaç sebebi var kanımca. Birincisi denetimlerin yetersiz olmasıdır. Tabii ki bilinçlendirme çok önemlidir ama sizin bir yasa yaptığınızda cezai müeyyidelerinin çok iyi düşünülmüş olması gerekir, caydırıcı olması gerekir. Yasamızda, bizim şu anda mevcut uygulamadaki yasamızda bana göre yeterince caydırıcı değildir. Tekrarı halinde bir daha tekrarlanmaması için sigara içilen kuruluşları, yerleri veyahut kişileri bundan caydıracak bir yasa maddesi cezası yok. Denetimlerde de Sağlık Bakanlığı'nın müfettişleri görevlendirilmiş durumda. Şimdi bu kadar denetim zor mu durum? Yani kanser vakaları bizim ülkemizde gün geçmiyor ki artmasın. Biraz önce siz de belirttiniz. Yani akciğer kanseri birinci sırada tüm ölümlerde bundan dolayı ve sebebi de sigara içme. Sigara kullanan insanlarda daha çok bu vakalar görülüyor. Ama denetimler de yapılmıyor. Evet. Yani aklım almıyor benim gerçekten Özlem Hanım. Şimdi bakanlıkta yani da biz görüştük biliyorsunuz göreve gelir gelmez.
Ve şöyle bir teklifte bulunduk. Madem ki Sağlık Bakanlığımızın müfettişleri yetişemiyor, sayıları çok kısıtlı. O zaman şikayet eden insanlar da var. Eğitilmiş kişiler var, bizler gibi. Hı hı. Daha başka insanlar da olabilir. Bazı gönüllü denetçiler yetiştirilebilir, eğitilebilir, yetkilendirilebilir. Ve bu kişiler gönüllü olarak tütün yasası bağlamında müfettiş gibi çalışabilir ve katkı sağlayabilir ve bu eksikliğimizi bu şekilde giderebiliriz. Ne bileyim, yerel yönetimlerin sabıtaları var mesela, biliyorsunuz, belediyelerin. Belki bunlarla işbirliği yapılabilir. Evet. Ama yasada da hızlı bir şekilde tadilata ihtiyaç var. İhtiyaç var, evet. Cezaların caydırıcı hale getirilmesi bakımından. Ve tabii ki biz hekimlere de iş düşüyor, toplumu bilinçlendirmek anlamında. Sanki insanlara bir ceza veriyor gibi algılanmaması, evet, bu tütün yasağının. Aslında onların yaşamlarını korumak için yapılan bir şey olduğunun. İkinci bir yönü de sigara içmeyenleri korumaktır aslında burada. Gördüğünüz gibi amaç, bu kapalı alanlarda sigara yasağının amacı içmeyen kişileri korumak. Ama içenleri de kurtarmak için sigaradan ve tütünden mutlaka yöntemler geliştirmeliyiz, yollar göstermeliyiz, yardım eli uzatmalıyız. Ve bunu burada da en büyük görevimiz hekimlere, ama bizim de tabii ki organizasyonumuz olarak Sağlık Bakanlığımıza düşmektedir. Bu yöntem, bunların da geliştirilmesi ve kurumsallaşması lazım mutlaka. Medyaya da tabii ki görevler düşüyor, işbirliği yapmamız, evet, lazım bu anlamda. Belki ta Eğitim Bakanlığı'yla da işbirliği yapıp eğitim sistemimize de bu anlamda bilinçlendirme, yani en küçükten itibaren daha çocuklarımızı yetiştirirken bazı dokunuşlar yapmak gerekiyor. Her anlamda sağlıklı yaşam için. Yine kadro yetersizliği ortaya çıkıyor. Yasa konusunda yine sıkıntılarımız var, ama bu Sağlık Bakanlığı'nın da 10 aylık uygulamalarının da sorunları kapatmaya yönelik olduğunu da iddia edenler vardır tabii ki. Ama çok soru var, çok mesaj var buradan görüyorum. Hemen okumak istiyorum çünkü süremiz yetmeyecek. Kanser hastaları ilaçlarını alamıyormuş. Böyle bir bilgi var. Bu doğru mu? Ne kadar doğrudur? Bize açıklar mısınız peki? Bazı ilaçlarda eksiklik zaman zaman oluyor, ama bakanlıkla yaptığımız istişareler sonrası sağlanıyor. Yani hiç temelli gelmeyen, hiçbir şekilde alınamayan ilaç yok gibi. Ama ben de bugün birkaç tane ilacın eksik olduğunu, gelmediğini, bugün için yani 19 Aralık günü itibariyle diyeyim, tespit ettim, gördüm. Daha önce kronik olarak kullanılan, mesela meme kanserinde 10 yıl boyunca hastamıza, bizim bu hapı içeceksin dediğimiz hastalarımız var. Bunlara bundan birkaç yıl önce 4 aylık ilacı tek seferde yazabiliyorduk. Çünkü biliyorsunuz onkoloji merkezi bir tane sadece Lefkoşa'da var ve dip karpazda yaşayan hasta da bize gelecek. İşte dip karpazdan bize gelene kadar yolun üzerinde, Mausa Devlet Hastanesi'nde, Yeni Erenköy'deki sağlık merkezinde vesaire, bu anlamda bir hizmet alabileceği bir başka yer yok. O yüzden bütün adanın her tarafından Lefkoşa'daki onkoloji merkezine gelmesi lazım. Bunu da akılda tuttuğumuz için bu hastalarımıza, madem ki bu ilaçları 10 yıl boyunca kullanacaklar, en baştan 4 aylık verebildiğimiz maksimum uzun sürede ilaç miktarını tek seferde vermeye çalışıyorduk ki bu geliş gidişleri azaltalım. Hem yani yazın çok sıcakta, kışın soğukta. Dahası bu ilaçları biz devlet hastanesinde reçete ediyoruz hastalarımıza, ama devlet hastanesindeki eczanemiz de değil bunları veren. İlaç Eczacılık Dairemizin eczacı deposundan, şehir merkezindeki Asal Şube'nin oradaki merkezden veriliyor. Yani hastanede reçete alıyor hasta ve ta gidip eczacı deposundan alıyor ilacını. Böyle de bir sorun vardı. Şimdi son zamanlarda sadece 30 günlük ilaç verilebiliyor hastaya. Yani 30 günde bir o hastanın tekrar gelip ilacını almak için müracaat etmesi gerekiyor. Bu tabii çok da kanser hastasından bahsediyoruz. Bizim için çok böyle sevimli bir şey değil. Hastalarımız çok yakınıyor bundan. Sürekli olarak bize şikayet ediyorlar. Nasıl bir ediyorlar. Çözüm bulunması gerekir peki bu duruma? İlaçların yeterince sağlanması lazım. Onun dışında da böyle birkaç kalem ilaçta bazen zaman zaman değişik
olanlar, yani hep aynı ilaçlar olmamak kaydıyla zaman zaman eksiklikler yaşanıyor. Bunları da işte bir süre bekleyerek 5-10 gün içinde temin edebiliyoruz. Ama aksamalara sebep oluyor mu? Küçük küçük aksamalara bugün sebep itibariyle oluyor. Siz de öğrenmiş oldunuz ya değil birkaç mi? Birkaç tane eksiğimiz olduğunu bugün de gördüm ben. Evet. Evet. Yine bir izleyicimiz soruyor. Sanırım mecliste de dile getirilmişti bu. Anjiyo aleti sağlanması ne kadar mümkündür diye eksik olduğu söyleniyor. Lefkoşa Doktor Burhan Albantoğlu Hastanesi'nde bu duruma nasıl bakarsınız? Var mı şimdi, öyle bir eksiklik? Olması gerekir mi? Şöyle, şu anjiyo cihazımız var şu anda ama vaka sayılarımız artıyor, hekim sayılarımız artıyor, nüfusumuz artıyor. Nüfusumuz dolayısıyla şimdi MR'ımız da var. Ama işte 3 ay sonra randevu veriyorsanız, anjiyo için işte çok acil vakalar dışında bir sıra oluşturup da uzak randevular veriyorsanız, demek ki hizmetin sayısında, sunumunda bir artışa, iyileşmeye ihtiyaç var. Demin de dediğimiz gibi zaten hem personel eksikliklerinin hızla giderilmesi lazım, bu artan nüfus karşısında artan hasta yüküne yetişebilmesi için devlet hastanelerinin mutlaka altyapının, donanımın, cihazların ve personelin iyileştirilmesi, artırılması, çoğaltılması lazım. Bir şey daha var tabii ki burada etken. O da biliyorsunuz bir ekonomik kriz dönemi yaşadık. Ekonomik kriz dönemlerinde de halkın sağlık hizmeti talebi haliyle kamu hastanelerine yönelecektir. Çünkü hani maddi alım gücü giderek düşen insanlar özelden değil, kamudan hizmet almayı talep edecektir. O yüzden zaten nüfusun artmasıyla iş yükü artan kamu hastanelerinde giderek talep daha da artmıştır bu krizin de etkisiyle. Ve yetişemez olmuştur. O randevu listeleri uzamaya başlamıştır. O yüzden de belirgin bazı branşlarda özellikle belirgin gelmiştir personeldeki ve cihazlardaki ve yatak sayısındaki eksikliklerimiz. Evet. Ali Sevel'in bir mesajı var. Doktorlarımızı sevelim demiş. Kolibasil bulunan sularla zebze meyve sulamada kalıntı olur mu? Doktorumuza bir sorar mısınız demiş Ali Bey. Suladığımız takdirde yani şeye geçmesi bakımından dersek, hayır, onu sulayıp da hemen kesip yersek tabii ki olur, almış oluruz ama hani toprağını kolibasilli bir suyla suladıysak, daha sonra onu ileride 3 gün sonra 5 gün sonra kestiğimizde temiz bir suyla yıkar temizlersek bir sorun olmaz. Evet. Şimdi bu labda Alsancak Girne bölgesini sayacak olursak, bu insanlara sanıyorum eğitim gerekiyor bu konuda. Var mı? Yapılacak mı sırada? Var mı öyle bir görüşünüz peki? Bu yani bir yiyecek, yer, içecek, evet, yiyecek, içecek. Çünkü tabii sanıyorum onunla ilgili biz çok işte mesajlarımız var. Bu yüzden var kaç gündür selden beri, 5'inde yaşandı sel. Evet. 5'inden beri hem kendi sosyal medya hesaplarından Tabipler Birliği'mizin basın yoluyla insanların bireyler olarak evlerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini, nasıl önlemler alması gerektiğini okuyun, birazcık ilgi, devamlı olarak anlattık. Edin. Bakın, evet, burada da bunu konuşuyoruz. Şişe suyla, temizliğinden emin olduğunuz suyla yeterli miktarda yıkayınız sebzelerinizi, çiğ yiyeceklerinizi, yani salata gibi yiyeceklerinizi özellikle. Mümkünse son yıkama suyuna birkaç damla sirke koyup bir süre bekletiniz. 5 dakika kadar, 10 dakika kadar bekletiniz ve öyle kullanınız lütfen. Ve Sağlık Bakanlığımızdan da kullanım sularının, yani şebekeden akan, musluklarımızdan akan suların temizlendiğine ya da hangilerinin kullanıma uygun olmadığına dair bilimsel veri bekliyoruz. Bunların denetlenmesini, tahlillerinin yapılmasını ve kamuoyunun rahatlaması açısından açıklanmasını bekliyoruz. Bunu talep ediyoruz tabii ki. Evet, şimdi bu kadar çok sorun varken sorunları hep dile getiririz sağlık sektöründe, ama yeni bir hastane inşası gündemde. Bununla da ilgili biliyorum sizin görüşleriniz vardır, okudum. Ne dersiniz? Benim programda da söyleyeyim, bu yeni hastanenin inşasıyla ilgili düşünceleriniz nedir? Hastanenin sorunları, şimdiki sorunları çözülmeden neden bir yeni hastane diye. Hazır mıyız? Nedir şu anda durum nedir? Şimdi yeni bir hastaneye ihtiyacımız oldu. Muhakkak. Çünkü mevcut hastanemizin altyapısı bizi artık taşımıyor. Yeni hastaneden kastım illa da başka bir yerde bir
monoblok değil. Hangi kararlar alındı şimdi şu anda? Belki mevcut yerimizde yenilenmekten de bahsedebiliriz. Ama bizi esas endişelendiren sürekli olarak bakanlarımızın Türkiye'deki yetkililerle istişareleri sonrasında yeni hastane yapılacağını açıklamalarına rağmen yöntemi açıklamamış olmaları bizi endişelendiriyor. Hangi kararlar alındığını bilmiyoruz. Niye? Çünkü Türkiye'de son zamanlarda şehir hastaneleri dediğimiz kamu özel ortaklığına dayanan yöntemlerle yapılmış hastaneler var. Bunun da ne olduğunu açıklayacak olursak, bu kamu özel ortaklığıyla yapılan hastaneler ilkin Birleşik Krallık'ta denenmiş ve başarısız olmuş aslında. Şimdi şu yapılıyor. Diyelim ki Kuzey Kıbrıs'a bir özel şirkete bize hastane yapması için bir yetki veriliyor. O bize şu andaki hastanemiz yaklaşık 700 yataklı. Diyelim ki 3000 yataklı bir hastane yapıyor. Bu 3000 yataklı hastaneyi biz belki 2050 yılında dolduracağız. Ve biz bunu yapmaya başlıyoruz, bu 3000 yataklı hastaneyi. Bu hastanenin içine şehir hastanelerini anlatıyorum. Bu mudur yapılacak olan diye endişe ediyoruz biz. Onu da söyleyeyim. Budur denilmedi bize. Ama bu olmadığı da söylenmedi. O yüzden biz de eğer bu ise biz buna karşıyız neden diyoruz. Neden söyleniyor peki? Neden gizli tutuluyor? Muhtemelen kendileri de henüz emin değil, bilmiyorlar da o yüzden diye düşünüyorum ben. Şimdi bir şehir hastanesi yapıyorsunuz. Bunun yatak sayısını çok yüksek tutuyorsunuz. 3000 yataklı bir hastane yapıyorsunuz. Bunun içine sadece hasta tedavi etmekle ilgili üniteler değil ama İşte lokantalar koyuyorsunuz, ne bileyim işte kuaförler koyuyorsunuz, alışveriş merkezleri koyuyorsunuz, biz yaşam şeyi yapıyorsunuz. Çok büyük bir alan kullanıyorsunuz bunun için ve bunlar güzel de olabilir aslında baktığınızda ama devlet doluluk garantisi veriyor bu özel şirkete ve hizmet almaya başlıyor. Yani diyor ki sen bana 3000 yataklı bir hastane yap, ben bunun 2500'ünde hastam yatıyormuşçasına sana 25 yıl boyunca para ödeyeceğim. Şimdi sorun şu. Siz bir köprü yapabilirsiniz. Böyle. 25 sene sonra köprü sizin olur. Siz 25 yıl sonra boyunca para ödersiniz. 25 yıl sonra size köprü devredilir. Artık sizin. 25 seneden sonra köprüden geçmeye devam edersiniz. Ama hastane teknolojik bir şey. Bugün koyduğunuz cihaz 25 sene sonra kullanılmaz olacak. Bugün yaptığınız işte bilmem laboratuvardaki bir yatırım, koyduğunuz MR cihazı, koyduğunuz anjiyo cihazı çalışmıyor olacak. Siz 25 yıl boyunca bunu ödeyeceksiniz. Üstelik belki 600 hastanız yatarken 2500 yatıyormuş gibi bir doluluk garantisi vererek ödeyeceksiniz. Ben hep anlaşılması için şunu diyorum. Bugün biz şimdi konuşurken doğan bir çocuk tıp fakültesini bitirecek, hekim olarak geri gelecek, bu hastanede çalışmaya başlayacak ve biz devlet olarak bu hastaneyi yapan özel şirkete hala 2500 hasta yatıyormuş gibi her gün para ödeyeceğiz. Bu korkunç bir israftır bence. Peki biz yapamıyor muyuz kendi hastanemizi? Biz bir onkoloji merkezi yaptık kendi paramızla. Onkoloji merkezi içindeki full donanımla birlikte 56 yatağıyla gelen hastalarımız gördüler, pırıl pırıl, en modern hastanelerle boy ölçüşecek durumda. 19 milyona mal oldu. Halbuki biz geçtiğimiz yıl yatak yokluğu nedeniyle, cihaz, yatak ve personel eksikliğimiz nedeniyle sevk ettiğimiz, sağlık kurullarımız aracılığıyla sevk ettiğimiz hastalarımız için tek bir özel hastanemize 72 milyon lira ödedik. Yani 5 tane onkoloji merkezi kadar. Dolayısıyla şimdi ben dönüp baktığımda biz kendi hastanemizi yaparız da kendi imkanlarımızla güzel güzel ta torunlarımıza kadar paramızı çarçur etmeden, ipotek altına almadan kullanabiliriz gibi düşünüyorum. Bunun için çalışmamız lazım. Bunun için planlar yapmamız lazım. Tabii ki uzak planlar yapmamız lazım. Geleceğimizi planlamamız lazım. Tabii bu çok önemli bir şeydir. Geleceği planlamak bu ülkede.
Çünkü geleceği planlamak için nüfus artışını bilmeniz lazım, nüfusunuzu bilmeniz lazım, ihtiyaçlarınızı bilmeniz lazım. Mevcut durumunuz kayıt altında olması lazım ki bundan 10 sene sonra nelere ihtiyacınız olacağını bilesiniz. Şimdi biz Tabipler Birliği olarak mesela hekim ihtiyacı yönünden ülkeyi planlayabilmek için şu anda tıp fakültelerinde ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim görmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin sayılarını öğrenmek istiyoruz. Bunun için Eğitim Bakanlığı'nın bu öğrenci kayıt sistemiyle elde ettiği bilgileri talep edeceğiz. Yakında görüşmemiz olacak kendileriyle. Bize belli bir süre beklememizi ki kayıtların tamamlanmasını söylediler. Bu sanıyorum önümüzdeki günlerde bunları bize vermelerini tekrar deneyeceğiz. Bu ne işimize yarayacak? Biz mesela 5 sene sonra kaç tane hekimimiz mezun olacak bileceğiz. Niye? Çünkü biliyorsunuz Eğitim Bakanlığımız kontenjanlar sağlıyor Kıbrıslı öğrencilerimiz için. Demek ki biz mesela 10 sene sonra eğer hekim açığımız olacaksa daha fazla kontenjan oluşturmalıyız. Ya da fazlalığımız olacaksa daha az kontenjanlar talep etmeliyiz. Bununla da bitmiyor. Çünkü hekimlik branşları olan, hatta artık yan branşları da olan, üst uzmanlık alanları da olan çok özellikli ve çok uzun. Şimdi hemen hedeseniz 10 sene sonra en erken, en hızlı bir uzman hekime sahip olacaksınız. Yan dal uzmanı da yapacaksanız 15 sene sonra neredeyse gelecek ülkemize hekimimiz. O yüzden uzak düşünmek, iyi plan yapmak lazım. Bunları planlayabilmek için, ihtiyaçları gelecekte açık vermemek için çeşitli branşlarda ya da hekim enflasyonu yaratmamak için şimdiden geleceğimizi planlamak hepimizin görevi. Bunun için de ülkeyi kayıt altında tutmak, verileri bilmek, bunları bilimsel yöntemle saptamak ve paylaşmak lazım. İşbirliği yapmak lazım. Ha. Alsancak bölgesine Tabipler Birliği olarak lütfen geliniz diyen bir izleyicimiz var. Sağlık sistemi neden her zaman ileride görülmüyor, neden başarısızdır diyenler var. Esas sorun nerededir diyenler var. Diğer mesajları okuyamayacağım çünkü süremizin sonuna geldik. Çok konu vardı konuşacak. Başka bir programda tabii ki. Halk sağlığı yasası yok maalesef. Gıda güvenliği yasası çıkmış olmasına rağmen tüzükler tamamlanmadı. Yıllardır gelmiş geçmiş hükümetlerden hep aslında şikayet ederiz. Bu hal yasasına da herkes önem verir ama halen daha bu hal yasası. Meydanda yok. Tütün yasası vardır ama denetimler yok biraz önce dedik. Kısaca neler söylemek istersiniz? Başka bir programda diğer konuları sizinle tartışacağız. Son olarak buradan ne gibi uyarılarda bulunmak istersiniz? Ve ilk başta konuştuğumuz öğrencilerle ilgili uyuz hastalığına da kısaca bilgi veriniz. Çünkü onunla da ilgili mesajlarımız var. Buyurun sözü size şimdi bırakıyorum. Şimdi uyuz bir parazitler hastalık, bir deri hastalığı. Çok sıkı temasla ancak geçiyor. Böyle yan yana oturdunuz, durdunuz, işte aynı sınıftan geçtiniz, aynı okuldan bulundunuz diye bulaşmaz. Mevcut bu son dönemde görülen hasta vaka sayılarımız daha önceki aylara göre çok belirgin bir artış göstermedi. Dolayısıyla bu bir salgın değil, paniklemesinler. Panik yapmayın. Ama eğer öyle bir şey varsa da zaten taramalar başladı. Gerekli tedbirler de alınmaya hızla başlandı. Ama çocuklarımızı okula göndermeyelim falan gibi tedbirlere ihtiyaç yok. Aynı ailede olması da gene bu kişilerin zaten sıkı temasta ve birlikte olmalarından kaynaklı dediğimizi destekler nitelikte. Onun için paniğe gerek yok. Bugün yapılan taramalarda da yeni vaka tespit edilmedi. Hal yasası olacak, görecek gıda miyiz güvenliği, o günleri? Gıda güvenliği, antibiyotik direnci, aşılar, tütün, gerçekten koruyucu hekimliğin parçaları, halk sağlığının parçaları. Bunlarla ilgili hem bizim çalışmalarımız hızla başladı. Hem Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili birimlerin, hükümetin alması gereken önlemler ve atması gereken adımlar yönünde baskı unsuru olmak anlamında
hem biz Tabipler Birliği olarak hem konuyla ilgili paydaş örgütlerle işbirliğimizi artırmak üzere çalışmalarımız hem mevcuttur hem artarak devam edecektir. Hem de yasal anlamdaki eksikliklerin giderilmesi için de Tabipler Birliği'nin kendi yapısı içinde bir hukuk komitemiz var. Tüzüğü de var olan, yani yasal olarak var olan hukuk komitemizde hızlı bir şekilde yine halkın sağlığını korumak anlamında eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını başlatmış durumdadır. Bunlar da çalışıp hızlı bir şekilde eksikliklere kendimiz adına hekimleri olarak bu ülkenin katkılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Zor bir görevdesiniz. Çok halkımızın sağlığının üzerindedir gözümüz. Biz kamunun yararını, halkın sağlığını sürekli gözeten bir zaten meslek örgütüyüz. Endişeleri olmasın. Yetişmeye çalışıyoruz. Tabii ki ben mesela Tabipler Birliği Başkanıyım. Ama hekimliğe, hasta görmeye, poliklinik yapmaya devam ediyorum. Yani bizim profesyonel işimiz değil Tabipler Birliği'ndeki görevlerimiz. Mesela dün akşamki yönetim kurulu toplantımız salı akşamları düzenli olarak toplanıyoruz. Herkes çünkü adanın çeşitli hastanelerinden geliyor. Gündüz görevlerimizi aksatmamak için akşamları toplantı yapıyoruz. Genelde 12 civarında bitiyor toplantılarımız. Bu bir fedakarlıktır. Hiçbir Tabipler Birliği yönetim üyesi, hastanede nöbet tuttuğunuz günler var. Evet, mesela yarın 24 saat nöbetçiyim ben. Dolayısıyla bir ekstradan bir çıkarı yok orada görev almış olmaktan. Televizyon programlarında bilgilendiriyorsunuz halkımızı. Bu tamamen bizim hekimlikten gelen bilincimizle ilgili, görev anlayışımızla ilgili, halkımıza karşı sorumluluk bilincimizle ilgili. İyi ki varsınız diyelim siz o zaman. Sağlıklı olmanız dileğiyle. Çok mesajlar var. Çok özür dilerim. D vitamini eksikliğiyle ilgili lütfen bizleri bilgilendirin. Kanser vakaları bu ülkede neden artıyor? Bununla ilgili başka bir program yapacağım ben Özlem Hanım'la. Tekrar konuşalım. Söz vereceğim. Çünkü süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Umarım sağlığın daha iyi noktaya gitmesi için yapabileceğimiz çok şeyler vardır ama öncelikle bu yasaların düzenlenmesi ve sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğine inanıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ben katkı teşekkür koyduğunuz ederim. Için her sizin konuya. Gibi böyle programlar yapanlar da aynı amaçla, aynı doğrultuda toplumumuzun sağlığına hizmet etmiş sayılır. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrardan teşekkürler. Evet sayın izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına da mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.